Orta Doğu'da bir güç boşluğu şimdiden oluşmaya başladı. Amerika burada zayıflıyor. Amerika'yı eskisi kadar ciddi bir müttefik görmeyen, koruyucu görmeyen, işte Trump'tan sonra Biden'ın gelmesi, Afganistan'dan çıkma, yine yani Aramco'ya bile saldırdı Houthiler. O Trump 500 milyar dolar almasına rağmen Suudi Arabistan'ı korumadı. Katar ambargosu, yine işte Afganistan'dan ağzının çıkması, acaba Arap dünyasından da mı çıkacak gibi. Yani Amerika'daki kafa karışıklığı ve ayrıca Irak'taki başarısızlığı vesaire ciddi bir şey oluşturuyor. Ciddi bir kaygı oluşturuyor ve bu anlamda bir şey var. Yani Orta Doğu'da bir boşluk var ve bu boşluğu şimdi tabii hem Brexit'i düşünürsek, İngiltere Avrupa'dan ayrılıp geri dönmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bu boşluğu da Türkiye'nin doldurması istenmiyor açıkçası. Libya'sından Suriye'sine, Irak'ına. Ama söylediğim gibi burası 1000 yıllık bizim göründüğümüz, güçlü olduğumuz bir bölge. Burada Türkiye'siz olmaz diye. Dünyada büyük bir değişim var. Orta Doğu dediğimiz bölge aslında dünyanın en kritik bölgesi. Bakın bize bataklık dedikleri bölge yani dünya ticareti açısından, dünya güvenliği açısından, dünya enerji kaynakları açısından en önemli bölge. Yani Süveyş kanalı, Kızıldeniz, Akdeniz'in doğusu, ondan sonra Basra Körfezi. Yani üç kıtanın birleşimi diye düşünürsek Körfez bölgesi, Mısır ve Anadolu. Yani biz Asya ile Avrupa'yı bağlıyoruz. Onlar da Asya ile Afrika'yı bağlıyorlar. Tabi Akdeniz üzerinden de Afrika Avrupa bağlanmış oluyor. Hem kara bağlantısı hem deniz bağlantısı çok kritik burada. Bakın İskender Hindistan'a gitti ama Mısır'ı almadan, İskenderiye'yi kurmadan, hatta bizim İskenderun şehri de ona nispet edilir, ona atfedilir. Böyle Orta Doğu'da güçlü olmadan başka bir yere gidemezsiniz. Balkanlara da gidemezsiniz. Orta Asya'ya da, Hindistan'a da. Tabii Hindistan'da da büyük bir Müslüman Türk mirası var. Onu da pek kimse bilmiyor. Yani Hint filmleri seyrederken, aa diyor burada ortak kelimeler var. Halbuki o ecdadın, Müslüman Türklerin oraya İslam'ı götürürken dilini götürdüğü Osmanlıca'ya çok yakın bir Urduca. Yani Urduca'yı da bugün 1,5 milyar insan anlıyor. Bize tabii vizyon, Yasin Hoca bahsetti biraz. Yani vizyonumuza ciddi bir darbe vurmuşlar. Bize siz sağa sola bakmayın. Yani Türkçülük de yapmışlar ama içi boş bir Türkçülük yapmışlar. Hani Türksüz bir Türkçülük. Yani Orta Doğu'daki Türk de zaten biz yani ondan vazgeçtim. Hani o ihmal edilmiş de Arap Marap diye. Ama Balkanlardaki Türkler de, Orta Asya'daki Türkler de ihmal edilmiş. Ama kuru bir Türkçülük yani yapılmış bir yandan. Ama Orta Doğu'da çok ciddi Türk nüfus kalmış ve bunlar hep dişli, etkili insanlar. Çoğu da bağımsızlık mücadelelerinde, Cezayir'in bağımsızlığından, Libya'nın bağımsızlığına, Suriye'nin bağımsızlığına, işte Şükrü Elkuvvetli gibi, Edip El Çiçekli gibi, ki bakın Şişekli diyorlar, isimlerinden bile anlıyorsunuz. Bunlar Orta Doğu'nun bağımsızlığına da şey yaptı ama Osmanlı'dan sonra burası tam bağımsız olamadı maalesef. Biz de daha yeni tam bağımsız olabildik yani 15 Temmuz'dan sonra. Yani kısacası burası bizim bölgemiz ve burası dünyanın en kritik bölgesi. Yani medeniyetlerin doğduğu yer hep buralar, dinlerin çıktığı yerler buralar, büyük kavgaların olduğu yerler buralar. Bakın Rusya o kadar sıkıştı, Suriye'den çıkıyor mu? Çıkmıyor. Libya'dan çıkıyor mu? Çıkmıyor arkadaşlar. Hatta Afrika'da kavgayı büyütüyor. Bu da yani bölgeyi ne kadar önemli olduğunu gösteren bir yani birkaç örnek. Amerika çıkacağım diyor, çıkmıyor ama gücü azalıyor. Amerika'nın saygınlığı, Amerika'nın artık sözünde durmadığı, yani bir başkanın gelip ya söylediğini diğer başkanın bozduğu bir ortamdan, bir Amerika'dan bahsediyoruz. Artık yeni partnerler, yeni çözümler arıyor. Bakın işte hem Arabistan hem Mısır BRICS birliğine başvurdular. Daha Birleşik Arap Emirlikleri de var sanırım. Onu bizim hoca arkadaşlarımız konuşacaklar ama dünyada bir değişim var, bölgede bir değişim var. Bölgede değişim olurken 1000 yıl önce Selçuklu'nun yaptığı gibi, 600 yıl önce veya 500 yıl önce Osmanlı'nın yaptığı gibi bölgeyi toparlayacak bir güç de potansiyeli var Türkiye'nin. Bundan tabii çekiniyorlar. O yüzden
farklı bahanelerle bizi buradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ama tam gerçekten bir fırsat var. Yani işte bu ırkçı kampanyaların da bir amacı var. Çift taraflı çalışıyorlar. Sadece bizden değil. Öbür taraftan da çalışıyorlar ama maalesef bizim malzemeleri kullanarak öbür taraf daha rahatladı bu sefer. Daha öncesinde hep farazi örnekler vesaireydi. Şimdi bizde artan ırkçılık ve ortaya çıkan sorunlar, işte görüntüler vesaire, hatta bizim polisin verdiği görüntüler bile öbür ırkçıların ekmeğine yağ sürüyor. Bakın diyor, bunlar Türk, yani Türkler Arap düşmanı diyor, Kürt düşmanı diyor. Buna ilginç bir şekilde FETÖ'cü hesap, biz bunların şeyini de yaptık, takibini borsam olarak. Yani Arap düşmanlığına FETÖ'cüler destek verdiği gibi tersine Arapça kaynaklarla da Türk düşmanlığına destek veriyor. Aynı şey PKK hesapları da, demin Kürtlerden bahsedildi. Kürtler tabii, Türk, Kürt, Arap bu bölgenin üç temel unsuru ve ayrılmaz bir parçası. Birlik olduğu zaman zaten dünyaya da etki ediyorlar. Ve bu fırsatın şimdi kaçmasına kendi elimizle de bazen, kendi hatalarımızla yardımcı oluyoruz. Ama büyük bir proje var. Yani 100 yıl önceki Şerif Hüseyin projesi bu sefer sanki bizde hayata geçiyor gibi, bizde çalışıyorlar gibi. Çünkü baş önemlidir. Yani lider potansiyeline siz, yani liderlikten vazgeçirirseniz amaca ulaşırsınız. Çünkü 100 yıldır Araplar bir araya gelemedi. Denemeler oldu ama kendi iç tenakuzları ve parçalanmış olmaları buna engel oldu. Yine de bu parçalanmışlık hala başlarına bela. Toparlayacak yine Türkiye'dir. Böyle bir özellikle seçimden sonra büyük bir yani demokrasisi dersi verdi bölgeye. Bundan rahatsız oldu bazı rejimler. Yani kıskandılar bir kısmı, işte bir kısmı Türkiye'nin çok öne geçmesini şey yapmadı, istemediler. Ama yine tabii daha bir normal bir duruma doğru gidiyoruz yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti, işte oradan buraya gelenler, yemin törenindeki Ortadoğu Afrika ağırlığı, bakın. Yani Afrika'da da ciddi bir şey var. Bunlar yani çok şey anlatıyor. Eskiden belki yönetimler biraz daha birbirine serin ve uzakken halklar çok yakın görünüyordu. Şimdi bu ırkçılıkla beraber maalesef halkların birbirine uzaklaşma riski var. Hani hemen kolay uzaklaşılmaz ama yine bunlar iz bırakıyor. Yani maalesef bir tortu bırakıyor. Bu yüzden de hani ırkçılıkla mücadele de çok önemli bir parçası bu sürecin. Ve buradan tekrar söylersem, yani burası dünyanın en kritik bölgesi. Dünyada kritik bir evreye girilmişken, değişim yaşanırken Türkiye'nin bölgedeki etkinliği çok önemli. Kendi zaten bağımsızlaştı, güçlendi. Bakın Afrika'da aynı şekilde mücadele yaşıyor. Orta Doğu'da da bir bağımsızlık mücadelesi yaşanıyor. Yoksa elindeki o bütün petrol paralarını, doğal gaz paralarını birileri alıyor, kendi bankalarında hapsediyor, haciz ediyor, bekletiyor. İstediği gibi kullandırmıyor, tehdit ediyor, savaş çıkarıyor, kriz çıkarıyor bakın. Yani bu çok önemli. Yani iç krizler çıkararak kendi de pek yorulmadan bazen Arap-Fars mücadelesi, çatışması, İran, yani Irak Savaşı'nda olduğu gibi. Bazen Arap-Kürt, bazen kendi içinde işte etnik, mezhepsel kavgalar çıkararak, Yemen'de olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi, Irak'ta, hatta en yenisi Sudan'da olduğu gibi krizlerle böyle bölgeyi felç haline tutuyorlar arkadaşlar. Yani ve burada istikrar sağlayabilecek yine potansiyeldeki ülke Türkiye. Bunlar yeri geldiğinde bakın bize karşı da anlaşıyorlar. Yani Rusya ile Amerika arasında büyük bir kavga var şimdi. Ama hala Libya'daki onların işbirliği tam çözülmüş değil. Yani iş bize geldiğinde, biz toparlayacak olduğumuzda onlar anlaşıyorlar. Suriye'de anlaştılar, Libya'da anlaştılar. Tabii Ukrayna Savaşı biraz zorluyor bu anlaşmaları ama iş bize yarayacağı zaman Doğu'da Batı'da birleşiveriyor maalesef. Biz bu uyanıklıkta değiliz. Biz sanıyoruz ki hani böyle dostu düşmanı karıştırarak. Şimdi tabii bir risk de toparlarsam, bir risk de yani yönetimler birbirine yaklaşırken halkların birbirinden uzaklaşması, bunun telafisi çok daha zor olur. 3-5 yılda olmaz. Yani yönetici olsa, yönetici bugün işine gelirse tak diye kararını değiştirebilir ama halklar birbirine soğursa, birbirine düşmanlık şey yaparsa, ki bunu tahrik eden de çok ve
Bu yüzden de bizim Orta Doğu'yu daha yakından takip etmemiz, sahiplenmemiz, yani bir de şeyi de unutmayalım. Yani bugün Suriyeli dediğimiz insanların bir kısmı Arap'tır, doğru. Bir kısmı da sonradan Araplaşmıştır. Hatta bir kısmı Türktür. Yani 1000 yıl burada Türkler yaşarken Halep gibi, işte Musul'da, birçok yerde mesela Bayati, Bayatlar var. Bayati deniyor. Bunlar Türk boyudur yani. Bunun Araplaşan kısmı var, Mahir Hocam iyi bilir. Kürtleşen kısmı var. Çünkü bu bölgede hep hangi şeye yakın olduysa uzun süre onlarla etkileşim halinde olunmuş. Yani çok sıkıntı değil. Burası yani Türkleşen Arap da çoktur. Araplaşan Türk de çoktur. Anadolu'ya gelen Araplar Türkleşmiştir. Daha Suriye'de, Irak'ta, özellikle Baas yönetimi hem Irak'ta hem Suriye'de, Mısır'da çok Türk vardı. Bunlar da böyle Araplaştırma politikalarıyla Araplaşmıştır ama Türk deyince gurur duyar. Biz aynı şeyi Arap deyince bizden pek duyamazsınız. Ama yani babaannem Türktü diye gururla söyler, kökeni Türktü diye. İsminde çok Türkçe olan insanlar vardı. Dolayısıyla burası bizim daha fazla ilgi göstermemiz gereken ve buradan hani şeyimizin karşılığını da alabileceğimiz bir potansiyelde, petrolüyle, insan kaynağıyla, ticaretiyle, stratejik ortaklığıyla, Mısır'la Türkiye'yi düşünürsek mesela 150-200 milyona yakın bir, rahat şimdi 200 milyona yaklaştı, bir kütle oluşuyor. Arap dünyasını düşünsek 300 milyonluk bir kütle. Türkiye ile beraber 400 milyon. Bunun bir tabii ciddi ağırlığı olur dünya şeyinde. Şimdi Avrupa'ya bir şey söylüyorsunuz. Avrupa hemen toplu bir şekilde tepki veriyor. Ortak tepki veriyor. Ama mesela biz aynı tepkiyi veremiyoruz. Bunu tabii çalışmak lazım. Bunu yani nasıl Filistin meselesinde yeni biz daha sahip çıkmaya başladık. Onların da bizim meselelerimize sahip çıkması için ortak bir vizyona varmamız gerekiyor diye düşünüyorum.